Bismillahirrahmanirrahim. Evet, arılarımıza bakmaya geldik. Bugün çok yağmurlu bir gün. Fırsat bulup yağmur biraz azaldı. Kaldı gibi. Şimdi arılarıma bakacağım. Bir 10 gün oldu gelmeyeli. Videolarımda görmüşsünüzdür. Evet, bu fondonunu bitirmiş. 1 kilogram vermiştik. Şimdi bakıyoruz. Ana yumurtaya devam ediyor mu? Bal durumu biraz, bal gelmiş mi? Bizim verdiğimiz şeyden tabii. Dışarıdan da bir parça geliyorsa. Şimdi burada biraz bal serpiştirmiş. Biraz balı var burada. Yaymış balı. Burada çok fazla arısı yok. Şimdi bu 4 çerçeve bir arı. Bunlar hepsi bölme. Şimdi biz burada ana arısı var mı? Yavru var mı? Günlük yumurta var mı? Ona bakacağız. Anamız burada. Burada bakın. Evet. Sarı boyalı. Evet, aralara da günlükler atmış. Şu boşalan yerlere günlükler de atmış. Evet. Çok azıcık şu kısma hafiften bir kemer yapmış. Evet, burada da yine kapalı yavrumuz var. Evet. Güzel. Bu bir çerçeve çıktığı zaman arı, tamamen dolu olmasa da 7000 arı var. 5000 çıksa iki çerçeveye tekabül eder. Burada günlük yumurtalar var şu kısımda. Ana arımız biraz açılmaya başlamış. Bu çerçeveyi zannediyorum geçen sefer ben araya girmiştim. Bakın burada kapalısı olmuş. Bu çerçeve yumurta atmış artık. Şimdi bu çerçevede de biraz yavru vardı zannediyorum. Olmuyorsam. Yok, buna biraz bal serpiştirmiş. Evet. Ya toplam şöyle dolu dolu 1.25 çerçeve arı var. O da 2.5 çerçeve arı demek. Daha bundan sonra Eylül gelecek. Polen getirecek süpürgeliklerden inşallah diyelim. Şimdi bugün bir de varoret uygulamamız yapıyoruz yine. Bu varo için, videoyu seyredenler, bilmeyenler, varonun ne olduğunu bilmeyenler, varo üzerinde bir tür kene akar. Arının larva dönemindeyken yavrularını kapatmadan önce arının yumurtasına, larvasına giriyor. Kapandıktan sonra içeride yumurtluyor ve çoğalıyor. Tabi bu arada o çıkan arılar çok fazla faro yükü varsa eğer kanatsız doğabiliyor. İleri safhalarda yavru çürüklüğüne sebep oluyor. Ve sonuç olarak koloni sönmeleri ve koloni terklerine kadar gidiyor. Evet, buna yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu kadar.